Merhabalar arkadaşlar. Değiş ve semahlarımızın 17. dersiyle birlikteyiz. Açığım yok, kapalım yok dünyada diyeceğiz. Eserimizi tanıyalım. Dört dörtlük 1, 2, 3, 4 seyrinde gidecek. Bir dörtlüğümüzü 110 metronomda alacağız ve si'lerimizi bemol 2 olarak icra edeceğiz. Re, si, do, do. Re tezine, si parmak vurma, do parmak vurma, do tezine. Re, si, do, 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 si, do, do, re. Do'nun yardımıyla si'yi çektim, diğer do'yu tezine vurdum. Toplayalım iki kümemizi. Re, si, do, 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 si, do, 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 mi. Evet, ölçümüzü toplayalım. Re, si, do, 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 si, do, 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 mi. Son mi'ye de çarpma koyuyoruz. Do, si, do, la, do, si, do, la, do, si, do, si, si. Çekme yaptık do'nun yardımıyla. Do, la. La'yı do'nun yardımıyla çekme yapabiliriz. Boşta la'ya tezine vurabiliriz. Karar sesine gidebiliriz. Birçok versiyonumuz var. Do, si, do, la. Hangisini yapmak isterseniz veya karar sesine gidersem bu olur. Hepsine tezen olur bu sefer. Son do ve la'da. La, la, la'larımız karar sesi. La, si, 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 si. Yine tezenelerimiz. İlk iki ölçüyü topluyorum. Re, si, do, 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 si, do. Sonucu elde ederiz. Yine re si do 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 si do re si do 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 mi. Birinci ölçüye çok benziyor. Re si do do aynı zaten. Do si do aynı. Re si do do bu sefer do 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 dememiş birinci ölçüdeki gibi. Re si do do demiş. Tekrar bir daha ölçünün başındaki gibi. Do mi. Toplayalım ölçümüzü. Si do la 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 si 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 si. İkinci ölçümüzün aynısı. Beşinci ölçümüze geçiyoruz. Beşinci ölçümüzde re do do si dediğimizde orada bir ince bir ayrıntımız var. Hemen ona değinelim. Re'yi üst elden yedinci perdeden alıyorum ve çekme yaptığımda do gelecek arkadaşlar. Re do. Re do do. Do'yu da si'nin yardımı, si'yi de do'nun yardımıyla çektim. Re, do, dos, re, do, dos. Şöyle kolaylık olsun diye hemen bir pratik söyleyeyim. Do'ya parmağınız basılı, si'ye parmağınız basılı olsun. Re, do, dos. Çünkü 3 defa üst üste gelecek ki parmaklarınızı kaldırmanıza gerek yok. Sonra re, do, mi. 6. ölçüyüz. Do si do la la la. Neresi burası? İkinci ölçünün aynısı zaten. La sesi sesi. Evet, saz bölümünün genelinin hepsini toplayalım. Şimdi şan bölümümüze. Re, 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 re. Re'lerin hepsini çift sese aldım. Sadece tezenelere dikkat edin. Ankara, İzmir, Malatya. 8. ölçümüzdeyiz arkadaşlar. Mi, re, do, do, re. Birinci pozisyonu aldık. Mi bemol aldık. Süsledik. Mi, re, do, do. Do'larımızı çift sese aldık. Re'lerimizi çift sese alacağız ve tezenemize dikkat. Terazi.
Malatya yani. Üst alt alt. Re mi mi mi. Sekizlik mi'lerimi çarpma yaptım. Mi mi mi. Dörtlük mi'yimi de süsleme yaptım. Re mi mi mi. Sekizle on aynı zaten arkadaşlar. Sonra geçtik 11'e. Si do 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 si do re re. Evet, burada ne yaptık? Burada bir takma tezene yaptık. Ona değinelim. Si do do. Takma tezeneyi alt ve orta tele yapabilirsiniz. Orta ve üst tele yapabilirsiniz. Veya ben burada alt ve orta tele yapacağım arkadaşlar. Si do do si do do si do re re. Yine son do re re'nin tezenesine dikkat. 12. ölçüye geçiyorum. Do la la. Yine burada da la la'larda takma var. Şöyle. Do la la. Do la la. Bu sefer takmayı orta ve üstten yapıyorum. Do la 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 la. Si 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 si. Bir de şu hareketi soran arkadaşlarımız var. Si'ye si bemol 2'ye ikinci parmakla, fa diyez 3'e de üçüncü parmakla basıyorum. Bunun ikinci parmakla si'ye çift ses basmakta hiçbir farkı yok arkadaşlar. Bu alışkanlıkla alakalı bir şey. Siz de bu şekilde basabilirsiniz veya bu şekilde basabilirsiniz. Yani her ikisi de doğrudur. 12'yi topluyorum. Do, la, 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 si, 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 si. Hız verelim, müziğimiz çıksın. Geçtik. Takmalarımız devam edecek. Si do 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 si do re re. E burası neresi arkadaşlar? Zaten 11'in aynısı. Do la 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 si si si. Burası da 12'nin aynısı arkadaşlar. 15'e geçiyorum. La mi re. Yine birinci pozisyondan mi bemol aldım. La mi re. Re'ye de çekme yaptım. La mi re. Do si do re. Evet, burada yine son Malatya tezenelerine dikkat ediyoruz. Haricinde başka bir şey yok. Takmaya devam ediyoruz 16'da. 12'nin aynısı. 13'ün aynısı. 18, 12'nin aynısı arkadaşlar. 19. ölçüdeyiz. Burada yine mi bemol'a geçtim. Re re mi re dediğimde de son re'yi çekme yapacağım mi'nin yardımıyla. Re re mi re do si do do re re. Evet, burada yukarıdaki gibi takmalar değil arkadaşlar. Normal tezine vuruyoruz bunlara. Onlara dikkat ediyoruz. Sonra do la 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 si si si. Yine takmaya geçeceğiz. Burası da zaten 12'nin aynısı. Evet, buraya kadar bir toplayalım eserimizi. En baştan çalıyorum. Ayrıca tabii ki de çalıp söylemeyi de yapacağım. Takmaları görün diye böyle yavaş yapıyorum ama biraz da hızlandırayım. Çünkü müzik hiç çıkmıyor. Açım yok kapalı, yok dünyada. Açım yok kapalı, yok dünyada. Kimse var, yok dünyada.
getirirsek ancak müziğimiz çıkıyor. Onun için de biraz da videoyu belki yavaşlatarak alabilirsiniz YouTube üzerinden. Bir ayrıntımız daha var. Not düşmüşüz ama yine dersimize söyleyelim. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kıtaların ilk mısraları aşağıdaki gibi icra edilecektir diye not düşmüşüm. Yani ilk mısramız nedir bizim? Açığım yok, kapalım yok dünyada dediğimiz kısmı diğer kıtalarda aynı söylemeyecekmişiz. Onun için orada not belirtmişiz. Orası ne diyor? Allah şimdi burayı da açalım, burayı da öğrenelim. Hep çift ses yaptığımız başka bir şey yok ve tezeneye dikkat ediyorsunuz. Sonra burada ikinci pozisyona geçelim. Mi re do, yani biri anlattık yukarıda ya, onun için ikiyi anlatıyorum burada. Mi re do re re re. Yapabiliriz tabii. Önce birden çalayım, sonra burayı iki ile çalayım, farkları göstereyim. İki ile yaparsak. Hangisine yapmak isterseniz ikisi de olur. Ama ikiden daha kolay oluyor. Yine de sizin tercihiniz. Diye iki türlü de icra edebilirsiniz dedik. Evet canlar, şimdi de bunun şelpe motiflerine ufak bir göz atalım. Sonra da dersimizi sonlandıralım. İlk ölçümüz re, si, do, do. Re, si, do. Çektim ve do oldu. Sonra do, do, si, do yerine orayı do, 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 do mantığına döndüreceğim. Tabii aradan da çekmelerimi yaparak do, si'yi çıkartacağım. Re, si, do, 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 si, do, 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 si, do, do gibi düşünün orayı arkadaşlar. Çünkü yukarısı da işliyor. Sadece do yapmıyorum burada. Buraya bir şey daha katayım. Bu şekilde de yapabiliriz. Ne yaptım? Do, sol kombininde do, 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 do gibi düşünün burayı da. Evet, geçtik şimdi ikinci ölçümüze. Do, si, do, la. Do, si, do, la, la, la. Do, si, do, la, la'yı da bu şekilde almış olduk. La, si, si, la, si, si, la, si, si. La, si, 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 si. Okuduğumuz nota aslında kağıttaki notayla aynı olsun diye böyle söylüyorum. Çaldığımız şu oluyor. Yanıltmayalım kendimizi. La, sol, si, si. Çünkü hala si'de basılayalım. La, sol, si, 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 si. Böyle olmuş oluyor. La, sol, si, 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 si mantığına geliyor. Şimdi iki ölçüyü toplayalım. Sonra re si do 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 si do re si do 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 mi, aslında aynı mantıkları burada aynı yaptığımız işlemi devam ettirebiliriz. Yani biz orada biraz tezeneyle çalarken
motifler koymuş oluyoruz. Öyle düşünün. Dolayısıyla şu yaptığım iki ölçüdeki yaptığımı 3 defa yaparsanız şuradaki saz bölümünü hemen hemen halletmiş oluruz. Peki bir şeyler daha, oradaki motifler gibi bir şeyler daha buraya katılabilir mi? Tabii ki katılır. Sonra ne diyor? Re si do 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 si do do, re si do 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 si do. Aynısını bir daha tekrarla diyor. Bu olmuş oluyor. Yani re si do 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 do, re si do 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 mi. Oraya göre gidersek de, notamıza göre gidersek de bu oluyor. Notamıza göre de bu olmuş oluyor. Re si do 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 do, re si do 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 mi mantığına gitmiş olduk. Sonra do si do la 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 si 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 si. Bu da ikinci ölçümüzün aynısı zaten. Toparlarsa şu oluyor. Dört ölçümüzün toparlaması bu olur. Beşinci ölçümüze ne yapmıştık? Bunu yapmıştık. Şöyle yapabiliriz. Burayı da tezine mantığında. Aynı tezineyle çalarmış gibi. Şu takma tezinesinin geleceği yere de burada tarama yapabiliriz. Yani la si 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 la si si. Şimdi saz bölümümüzü, bütün yaptıklarımızı tek bir kolajda toparlayalım. Yaptığımız işlem bu olur arkadaşlar. Geride kalan kısmı da tamamen tezene ile çalarmış gibi çalacağız. Yani sizi çok fazla zorlamayacağım. Gelen yerlerine taramalar yaptık. Şu şekilde. Bunlara dikkat edelim. Bir daha yavaş alayım orayı. Takmaların geldiği yere tarama koyduk dedik. Devam ediyorum. Şimdi 15. ölçüde tezeneye çalar gibi yaptım. 16'da yine takmaların geldiği yere tarama yaptım. Tekrar ediyorum. Devam ediyorum. Pardon. Yine taramalar yaptım. 18'de tarama yaptım. Burayı tamamen tezeneyle yapın. Hiç zorlamayın. Ve son ölçümüzde tarama yapın. Şimdi burayı, söz bölümünü bir toparlayalım ve dersimizi sonlandıralım. Dostlar, yine çok güzel, çok değerli bir dersin sonuna geldik. Hatta hemen kısaca
ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kıta içinde şuralar söylenecek dedik ya, oralarda yine tezeneyle yapın. Hemen yapalım orayı. Bu şekilde oluyor. Orayı da unutmadan hemen dersimize katalım. Tezeneyle yapar gibi yaptık orayı da. Canlar, daha çok şeyler yapılabilir tabii ama yani bu dersler olur 3 saat, 4 saat, 5 saatlik. Yani bu videolarda sizi çok kasar, çok yorar, şevkinizi kırar. Onun için minik minik bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Evet, 17. dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.